Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu tarz videoların destekçileri sizlersiniz. Kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Videomuza başlıyoruz. Şimdi size ufak bir detay anlatacağım. Bazen Alman çoban köpeklerinde köpekler kulağını kaldırmakta zorlanabiliyor. Şimdi bunu daha önceden kulağı kalkmayan köpek videosunda köpeğin kulağı niye kalkmıyor? Bunu anlattık. Ama bazı iri köpekler, cüsseli köpekler, özellikle koca kafalı köpekler kulaklarını kaldırmakta zorlanabiliyor. Normalde 7. ayın sonunda kulakların otomatikman kendiliğinden kalkması lazım. Ama kalkmazsa ufak destekler yapmamız lazım. Bu desteği en erken köpek dişlerini değiştirdikten sonra yapabilirsiniz. Yani 3 aylık köpeğe, 4 aylık köpeğe bunu yapamazsınız. 4 aylıkken süt dişleri dökülür. Dişleri, normal dişleri çıkmaya başlar. Bu dişler değiştikten sonra köpeklerin kulaklarına kalıp koyabilirsiniz. Şimdi bu kalıp nasıl bir kalıp? Normalde bunların orijinal satılan Alman çoban köpekleri, huskiler, dik kulaklı köpekler için dobermanlar hariç onların bir aparatı var. Bunlar için bir kalıp var. Satılıyor fakat pahalı. Bulmak da ayrı bir mesele ama adama o kalıbı 600 liraya 700 liraya çakıyorlar. Şimdi kalıp olarak ne kullanıyoruz? Hop! Evet, kalıp olarak böyle. Markaya çok takılmayın. Bir badminton topu. Şimdi bu badminton topu ne halta yarıyor abi? Şöyle gösterelim. Bunun kaz tüyü olanı. Bakın böyle. Bunlar kaz tüyündendir. Kaz tüyü olanı. Şimdi böyle bir tane badminton topunu alıyoruz. Köpeğin kulağına bunu sokuyoruz. Tabii böyle sokmuyoruz. Anlatayım nasıl olduğunu. Şimdi bakın abiler. Bunu ikame ürün olarak kullanıyoruz. İkame. Ne demek? Yerine konulabilir demek. İkame. Orijinalinin yerine ikame. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu aldık. Bu kas tüyünden. Şimdi bunu şuradan yaklaş bebeğim. Buradan, tamam mı? Böyle ucunu, top kısmını ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Kesemedik de lan. Taş gibi olmuş. Ben şunu maket bıçağını getireyim. Evet, makasla kesemedik böyle. Arkadaşlar bakın. Kafasını aldık falçatayla. Elimizi melimizi de doğramazsak. Gel şuraya. Dur lan, elimi ısıracaksın. Çakal. Tamam oğlum, beni çek lan. Adam uzay mekiği mi inşa ediyorsun? Aman akım. Ucunu kesiyoruz işte. Bu kadar basit. Kesmesi biraz zor oldu. Bunu alalım. Bizimkiler bunu yutarlar. Gel. Şimdi bakın abiler. Babuşlar. Şimdi bunu kestik. Falçatamızı koyalım. Makas sende mi lan? Evet, bunu da şimdi bakın böyle yarı konik, iki ucu delik. Ucundan topunu aldık. Bunu babuş böyle ortadan kestik. Tam bir de şu ortadan şöyle aldım. Bakın abiler. Birisini böyle büyük, birisini küçük, köpeğin kulağına göre buradan eksiltip azaltabileceksiniz. Şimdi bunu aldık. Tank. Gel. Gel 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 gel. Şimdi bakın. Bizim köpeğimizin sol kulağı sallanıyor biraz. Şimdi kulak kalkmış vaziyette. Sol kulağın ucu hafif sallanıyor. Şimdi köpeğin kulağına arkadaşlar bunu şu şekilde bakın koyduğumuzda kulak gibi. Üstü daralıyor, altı geniş. Kulağın içine bunu bu şekilde koyup yapıştıracaksınız. Şöyle bak.
Dur lan. Bak, gel göster. Gördün mü? Bu şekilde. Koyacaksınız. Tam köküne değil. Şu şekilde kıvrılan yerinden fazla kısımlarını şuradan alacaksınız. Neyle yapıştıracaksınız abi? Basit yapıştırıcılarla. Kulağın içine kaçırmadan. Kulağın gel. Dank. Bakın. Böyle bir tane. Uhu. 404. Yapışkan. Japon yapıştırıcısı falan kesinlikle değil. Bali de olabilir. Ama Bali'yi çok ince süreceksiniz. Gel. Şimdi şuradan bir kıtlık daha alalım bunu. Şimdi bakın. Önce şunun dışına güzelce bunu bir süreceksiniz. Bunu kulağın içine tutturacaksınız. Bali ile de yapıştırabilirsiniz. Köpek biraz hoplar zıplar, bunu taktıktan sonra çıkarmaya çalışır. Hiç önemli değil. Düşebilir, düşsün. Problem değil. Bakın şimdi. Tank. Gel, 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 gel. Bakın. Geldi. Kulağın ucu sallanıyor. Görüyorsunuz. Aldık buraya. Tabii bizimki gibi böyle kıpır kıpır durmayan bir köpeğiniz varsa uğraştırıyor. Bakın koyduk. Lan dur, fırlama. Dur ya, dur. Bakın. Olay bu. Yapıştıracaksınız. Baleri yapıştırırsınız. Biraz bekletirsiniz düşmesin diye. İyice kulağın içini tutacak. Korkmayın. Kulağın içine falan bali kaçmaz. İçine sürmeyeceksiniz. Böyle sürüp yapıştıracaksınız. Zaten kuvvetli, sakın ha, Japon yapıştırıcısı kullanmıyorsunuz. Bu şekilde bakın. Kulağı ne yaptı? Dikti birden. Yardımcı oluyoruz. Bu ne kadar kalıyor arkadaşlar? 8 gün. Daha az tutmayacaksınız. 15 günden de fazla tutmayacaksınız. Bunu böyle takacaksınız. Köpek kulağını düzleştirmeyi ne yapacak? Öğrenecek. Ekstra olarak köpeğinize bunun haricinde kalsiyum ve glikosamin desteği yapacaksınız. Kolajen desteği de yapın. Yani bizim hani böyle yediğimiz sığır jelatininden jelibonlar var ya, ilk sığır jelatini, kalsiyum ve köpeğe vereceğiniz glikosamin destek. Glikosamin deposu Barfetto'nun size ürünleri var. Onları da tanıtacağım. Bu videodan sonra da onları tanıtırım. Çek köpeği biraz göster. Tank. Evet, gördünüz mü bakın. Kulağın ucu kıvrılıyordu. Şimdi kulağın ucu kıvrılmıyor. Gel. Evet. Destek olarak duracak. Çıkarsa eğer ki arkadaşlar, çıkarsa, düşerse tekrar yapıştırırsınız. Problem yok. Evet, taktık. Bakın. Gelelim. Gel. Ne diyorum? Her zaman uygun fiyatlı kullanabileceğimiz malzeme. İşte bu. 600 lira, 700 lira. Kulak kalıplarına para vermeyin. Aynı işi, aynı görevi görüyor arkadaşlar. Aynı görevi görüyor. Destek olmak istiyorsanız, kulağa nasıl koyar, kalıp koyarız diyorsanız, kalıp bu şekilde koyuluyor. Ah işte şuraya gidelim, şu veterinere gidelim, şöyle yapıyorlarmış, böyle kulağa şunu sokuyorlarmış, bunu yok alttan platin koyuyorlarmış. Hepsi yalan, dolan, dalavere, dattiri. Kanmayın. Yapacağınız sistem bu. Köpeğiniz söylediğim gibi 5,5 aydan büyük olacak. Dişleri çıkmış olacak. Bunu kullanacaksınız. Bunu kullandıktan sonra köpeğinizin kulağında 8 günden az kalmasın, 15 günden fazla kalmasın. 15 günden sonra çıkarıyorsunuz. Bir ay bekliyorsunuz. Eğer ki tekrar düşerse bir ay sonra, 20 gün ya da bir ay sonra tekrar yapabilirsiniz. Düşer düşmez 15 gün sonra bir daha yaptık, olmaz. Köpeğin kulağına fırsat vermeniz lazım. Bunu kulağımdan 15. gün çıkardınız.
kulak iner çıkardığınız anda. İner tak diye ertesi güne geri kulak kalkar. O nedenle telaş etmeyin, köpeğin kulağı kalkmadı şu bu demeyin, köpeklerinizin kulağı kalkar. Bir de kafaya fazla takmayın. Kafaya ne kadar çok takarsanız o kadar çok işler aksine gider. Erkan abi, sözüm sana. Evet arkadaşlar, bu videoların yapımı bize katıl abonesi olarak destek veren insanlar sayesinde oluyor. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.